arkadaşlar. Birinci ünite olan temel kavramların asal çarpanlar ayırma konusunu anlatacağım şimdi sizlere. Güzel, basit bir iki yol göstereceğim. Şimdi bize asal sayıların pozitif kuvveti olan sayıların çarpımı şeklinde yazılmasını asal çarpanlar ayırma demiş. Burada önemli olan arkadaşlar, mesela bir k sayısını üslü biçimde şu şekilde yazdıysak x'in, y'nin, z'nin arkadaşlar farklı asal sayı olması gerekiyor. Şimdi bir örnekle başlayalım. Mesela 120 sayısı. Bunu asal çarpanın şeklinde yazalım. Ayrılmış şekilde yazalım. Şimdi ilk önce en küçük asal sayı 2. Bu evet 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman bölerim. 60. Bir daha 2'ye bölerim. 30. Hala 2'ye bölünüyorsa bir daha 2'ye bölerim. 15. 15 2'ye bölünmez. Bir büyük asal sayı 3. Bakıyorum 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 3'e bölerim. 5. 5'e bölerim. 1. Bu durumda arkadaşlar nedir? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Bunu şöyle notumuzu aldık. Bu 120 eşit. Arkadaşlar bunun asal çarpanları nelerdir o zaman 120'nin? 2, 3 ve 5'tir. Bir tane daha yapalım. Mesela 100 sayısını ele alalım. Şimdi 100 sayısı kaça bölüyoruz? Arkadaşlar 4'e bölmüyoruz. Bakın çünkü 4 bir asal sayı değil. O yüzden 2'den başlıyoruz. 2'ye bölerim. 50. 2'ye bölerim. 25. 5'e bölerim 5. 5'e bölerim 1. Bu durumda 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 eşittir 100 demektir. 100'ün asal çarpanları nelerdir o zaman? 2 ve 5'tir arkadaşlar. Şimdi 6 sayısının 2 ve 3'müş asal çarpanları. Mesela 18 sayısının 2 ve 3'müş. 60 sayısının 2'ymiş, 3'müş ve 5'miş. Şimdi bir de bunların dışında sınavda pozitif bölen, negatif bölen sayısı veya tam bölen sayısı hakkında bilgiler geliyor. Arkadaşlar basit şekilde bunları bulmayı göstereceğim. Biraz önce yaptığımız asal çarpanları ayırma yöntemiyle mesela bir sayı yapalım. 120 sayısını, 120 değil de farklı bir sayı yapalım bu sefer. Kaç yapalım? 60 yapalım mesela. Şimdi arkadaşlar bize soruda 60'ın pozitif bölen sayısı nedir? Veya tam bölen sayısı. Şöyle bakalım bakın. Pozitif bölen sayısı nedir? Ya da negatif bölen sayısı nedir? Ya da tam bölen sayısı nedir? Ya da tam bölenlerin toplamı. Tam bölen sayılarının toplamını sorsa. Şimdi anlatacağım size nasıl yapacağımızı. İlk önce 60 sayısı asal çarpanlarına ayrılmış şekilde yazalım. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Buradan 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir arkadaşlar. Şimdi şunu yapıyorsunuz. Hemen rengimizi değiştirelim. Bakın şu üstleri 1 arttırarak çarpıyorum. Şimdi bunun üstünde 2 var. O zaman 1 arttırdım 3. Bu adamın üstü 1. 1 arttırdım 2. Bu adamın üstü 1. 1 arttırdım 2 arkadaşlar. Çarparsam 3 kere 2. 6, 6 kere 2 12. Bu 12 arkadaşlar pozitif bölen sayıdır. Yani toplam 60 sayısının 12 tane pozitif bölen sayısı vardır. Şimdi negatif bölen sayısına bakalım. Şimdi mesela 60 sayısının bölen sayılarını yazalım hatta buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60. Bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hiç bunları yazmadan bu şekilde hızlıca bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de nasıl buluruz? Şimdi mesela bu 1 bölüyorsa eksi 1 de bölmez mi arkadaşlar? 2 bölüyorsa eksi 2 de böler. 3 bölüyorsa eksi 3 de böler. Bunların hepsinin eksilisi bölmez mi arkadaşlar? Şöyle denden koyalım. Mesela 60 bölüyorsa eksi 60 sayısı da böler 60 sayısını. Bu yüzden negatif bölen sayısı kaçmış arkadaşlar? 12'ymiş. Peki tam bölen sayısı. Tam bölen nedir? Hem pozitif hem negatif bölen sayıların toplamıdır. O zaman 12 tane pozitif, 12 tane negatif varsa bunların toplamı kaçtır arkadaşlar? 24 tane tam bölen sayısı vardır. Güzel. Bize bir de tam bölen sayıların toplamı soruyor. Şimdi bakın bunları toplamımızı istemiş. Toplayalım bakalım. Şuraya artımıza koyabilirsek süper olacak ama sanırsam olmuyor. Bunları topladığımızı varsayalım arkadaşlar. Ters yapalım. Artıyı şuraya koyalım. Bakın 1 ile eksi 1 toplarsam 0. 2 ile eksi 2 toplarsam 0. 3 ile eksi 3'ü toplarsam 0. 4 ile eksi 4'ü toplarsam 0. 5 ile eksi 5'i toplarsam 0. Hep bu şekilde gidiyor. Nereye kadar? Bak 60 ile eksi 60'ı toplarsam 0. Bu durumda tam bölen sayısalarının toplamı nedir arkadaşlar? 0'dır.
Bize de burada yan taraftaki bilgilerde bunları vermiş arkadaşlar. Şimdi beraber soru çözümüne başlayalım. 60 sayısının asal çarpanlarının bize asal çarpanlarını sormuş, hemen ayıralım arkadaşlar. Biraz önce yapmıştık sanırsam 60 sayısının denk geldi. 60'ı 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bu durumda bunu hemen üslü biçimde yazalım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Bana asal çarpanlarını soruyor. Bakın asal çarpanları nedir bunun? 2, 3, 5. Bunları toplamı istemiş. Bunların toplamı kaçtır arkadaşlar? 10'dur. Doğru cevap 10. Şimdi sorumuza bakalım. A ve B pozitif tam sayılar verilmiş. A'nın en küçük değeri için B kaç olur? Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? İlk önce A'yı 75 üstü biçimde yazacağız. Yani asal çarpanlar ayrılmış şekilde. Ayıralım. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Buradan 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2'dir arkadaşlar. Tamam. Yazalım. Bu şekilde yazdık. Şimdi arkadaşlar mesela bir sayının karesini b kareyi nasıl alırız? Bunu hızlıca bahsedeyim size. Çok işinize yarayacak. Mesela 7'nin karesi eşittir b karesi. Buradan zaten üst 2'ye bölersen 1 arkadaşlar. İlk önce üstü bunun üstüne bölüyorsun. Taban aynı. 2 2 bölümden 1. Bu durumda y kaç çıktı bu. Peki mesela bu 7 7 üzeri 6 eşittir b kare olsun. O zaman ne yaparız? Şuradaki 6'yı 2'ye böldüm. 3. O zaman 7 üzeri 3 eşittir b. Peki mesela bundan 2 tane var diyelim. Hem 7 üzeri 16 olsun hem de 19 üzeri 6 olsun. Tamam. Eşittir b kare olsun. Şimdi 16'yı 2'ye bölersem 7 üzeri 8 çarpı 8. 6'yı 2'ye bölersem 3. 19 üzeri 3 eşittir b. Hesaplamamıza gerek yok. Bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi adam bana vermiş ama ben 1'i yarısını 1'i 2'ye bölemiyorum. O zaman ben buraya 3, mecbur 3 çarpını koymam lazım ki şu 1 çift sayı olsun ki 2'ye böleyim. Tamam. O zaman A nedir arkadaşlar? 3 üzeri 1'dir. Çünkü 5 üzeri 2'de sıkıntı var mı? Yok. Ben buna koyduğumda 3 üzeri 1 koyduğumda ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 eşittir b kare. A ne çıktı buradan ayrıca? 3 üzeri 1. Bunu da yazalım. A eşittir 3. Şimdi bakın. Ne yapacağım? Biraz önce şurada bahsettim size. Şöyle çizelim. 2'nin yarısını alırsam 3 üzeri 1. Şuradan 2'nin yarısını alırsam o da 1. Çarpı 5 üzeri 1. Eşittir B. 3 çarpı 5'ten B buradan kaç çıktı arkadaşlar? 15. Doğru cevap 15. Şimdi bir soruya bakalım. X ve Y bize pozitif tam sayılar demiş. Altını çizelim ki dikkat edelim, unutmayalım. Yine aynı sorunun benzeri arkadaşlar. Şimdi burada Y küp vermiş. Şimdi 45 asal çarpanlarını ayıralım. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bu durumda 45 eşittir 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 arkadaşlar. Tamam, çok güzel. Yazalım o zaman 45 yerine. 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 çarpı x eşittir y küp. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın bunun üstü 3. Değil mi? O zaman benim bunların üstün 3 olması lazım ya, 3'ün katı olması lazım ki bölme işlemi yapayım. Tamam. Bu durumda x nedir arkadaşlar? Bakın 3 üzeri 2. 3 olması, 2'nin 3 olması için bir tane 3 üzeri 1 çarpanı koyayım. Tamam. Bu adam 1. 3 olması için 5'ten 2 tane koymam lazım. Çok güzel. Bunlar x'te. Bulalım x'in değerini. 3 üzeri 1 3, 5 üzeri 2 25. 3 çarpı 25'ten eşittir 75'tir x. Şimdi yazalım son halini. Bu x'i bunu, şunları x'in yerine yazdığımda 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 eşittir y küp. 3'ün 3'e böldüm. 3 üzeri 1. 3'ü 3'e böldüm. Yine 1 çıktı. 5 üzeri 1 eşittir y. Y buradan kaç çıktı arkadaşlar? 15. Bunlar pozitif sayı ikisi de. Bunların toplamımızı istemiş. 75 artı 15 toplam 90 arkadaşlar. Doğru cevap buradan da 90 çıkar. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Bize A ve B tam sayılar demiş. Dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü burada pozitif dememiş. Tam sayı demiş. Tam sayı demişse negatif sayılar aklımızda kalsın. Tamam.
Şimdi yine aynı şekilde 216'ya ayıralım. 216'ya ayıralım. 2'ye böldüm 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Tamam. Bu durumda 216 neymiş? Yazalım. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Çarpı A eşittir. B artı 1'in karesi. Güzel. Şimdi ben burasının üstünün 2 olması için yani buraları 2'ye bölünmesi gerekiyor. Bir tane 2 üzeri 1 ekleyeyim. Bir tane de 3 üzeri 1 ekleyeyim ki bundan üstü 4 olsun. 2'ye bölünsün. Tamam. Bu durumda hemen kalemimizi değiştirelim. Devam edelim. Bu durumda ne oldu? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 eşittir. B artı 1'in karesi. Bunu nasıl yazarım? 2 üzeri 4'ün yarısı sanırsam 2 üzeri 2. 3 üzeri 4'ün yarısı sanırsam 3 üzeri 2. Bu da kaç demektir? 36 demektir. Şimdi 36 eşittir B artı 1 dersem arkadaşlar hata yapmış olurum. Niye? Çünkü bir şey soracağım. Bakın. Hatırlıyor musunuz? Size bahsetmiştim. Negatif bölenlerde. Peki ben burada 36'yı şuradaki bunun içi eksi olabilir mi? Olabilir çünkü bir şeyin karesi nedir? Her sayının karesi artıdır. O zaman ben burada B artı 1'i kaç almam lazım arkadaşlar? Şurada eksi 36 almam lazım. Çünkü burası eksi 36 olsun karesi yine artılı bir sayı çıkacak. Bu yüzden bana B'nin alabileceği en küçük diyorsa burada negatifini düşünüyorsunuz arkadaşlar. Artı 1 karşıya attım. Eksi 37 eşittir B. Eğer bize burada negatif veya tam sayı karıştırmasa pozitif dese normal dümdüz burası 36 deyip karşı atardı. Şimdi diğer sorumuza bakalım. L4 sayısının pozitif bölen sayısını sormuş. Hemen L4 sayısını pozitif asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 27. 27 3'e bölünür 9. Bu da 3'e bölünür 3. Bu da 3'e bölünür 1 arkadaşlar. Bu durumda 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3'tür değil mi? Pozitif bölen sayısı. Pozitif bölen sayısını nasıl bulduk? Üstlerini birer arttırıp çarpıyorum. 1'i 1 arttırdım 2. 3'ü 1 arttırdım 4. Çarptım 8. Bana negatif bölen sayısını sorsa o da 8. Tam bölen sayısını sorsa pozitif bölen sayısı. Negatif bölen sayısını ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Şimdi bize bir sayı verilmiş. A küçüktür B demişim. Ve tam sayılar. Hem tam sayı hem küçüktür. Tamam çok güzel. Bize bir ifade verilmiş. A'nın alabileceği tam sayı değerlerini toplamış. Şimdi ilk önce şu AB artı 3A'yı ben burada A parantezini alabilirim. Alabilirim. A parantezini alsam nasıl olur? B artı 3 eşittir 40 değil mi? Tamam çok güzel. Benim burada ilk önce 40'ın çarpan sayıları düşünmem lazım arkadaşlar. Ki yerlerine koyalım. Biraz burada yazacağız. 40'ın çarpanları neler olabilir? Hemen ilk önce pozitiflerini yazalım. Ardından negatiflerin aynısını negatifini yazmak daha basit. Pozitifleri yazalım ilk önce. 1, 2, 3 çarpmaz. 4, 5, 6 bölmez. 7 bölmez. 8. Şu 1'e 40 yazalım bu arada. 2'ye 20. 4'e 10. 5'e 8. 8'e 5. 10'a 4. 20'ye 2. 40'a 1. Bunların bir de ayrıca neyi var arkadaşlar? Negatif de var. Negatiflerini de yazalım aynısını. Eksi 1'e. Eksi 40. Çünkü tam sayılar demiş. Bu durumda eksi 2'ye. Eksi 20. Eksi 4'e. Eksi 10. Eksi 5'e. Eksi 8. Eksi 8'e. Eksi 5. Eksi 10'a. Eksi 4. Eksi 20'ye. Eksi 2. Eksi 40'a. Eksi 1. Şimdi. Buradan bir de B şu kısım B'nin 3 eksiği. Yani şu kısımla 3 çıkaracağım. B'yi bu şekilde bulacağım ve A küçüktür B arkadaşlar. İlk önce birinciyle başlayalım. Bakın. Bu adama 1. Bu adama 40 verirsem B ne olur? 37 olur değil mi? Küçük mü? Küçük. Aldım. Burada şurası B arkadaşlar. Şunu da belirteyim şöyle. Şurası A. Şurası B. Tamam. 2'ye 20 alsam şurası 2. Burası 20 olması için B'nin kaç olması gerekiyor? 17. Tamam. Küçük mü? Küçük. Dahil. 4 alsam. Şurasını 4 alayım. Burası 10 oluyor arkadaşlar. 10'dan 3 çıktı mı? 7. Baktım küçük mü? Küçük. O zaman bunu da aldım arkadaşlar. Şöyle aldıklarımı yuvarlak için alayım. Devam ediyorum. 5'e 8.
Arkadaşlar buraya 8 yazamam. Burasının tamamı 8. O zaman burası kaç yazdım? 5. Daire oldu mu? A küçüktür. B olmadı. O zaman bunu daire etmeyeyim arkadaşlar. Bir daha hiçbir pozitif zaten daire edemem. Hiç boş boşuna uğraşmayın. Negatiflere geçelim. Şimdi negatiflerde de A'ya en küçük sayıdan başlayın. A'daki en küçük sayı kaç verebilirsiniz arkadaşlar A'ya? Eksi 40. Şimdi A'ya eksi 1 verdiğim mantığı yok. Çünkü B'ye eksi 40 veriyorsun. A her türlü büyük. Her halükarda büyük. Bu yüzden A'ya eksi 40'tan düşüneceğiz. Şimdi düşünelim yine eksileri burada da inceleyelim. Ben A'ya eksi 40 yazdım mı? Şurası eksi 1 olması için. B nedir arkadaşlar? Eksi 4'tür. Küçük mü? Küçük. Aldım. Şurasını eksi 20 aldım mı? Şurası eksi 2 olması lazım. O zaman B de eksi 5'tir. Küçük mü? Küçük. Aldım. Eksi 10 aldım mı? Burası eksi 4 olması lazım. O zaman burası eksi 7. Bakıyorum küçük mü? Küçük. Aldım. Şuraya eksi 8 aldım. Burası eksi 5 olması lazım. Eksi 5 olması için B'nin eksi 8 olması lazım. Küçük mü? Değil. O zaman benim elimde A'nın alabileceği tam sayı değerler nelerdir arkadaşlar? Şunu şöyle yazalım. 1 alabilir. 2 alabilir. 4 alabilir. Şöyle parantez içi eksi 40. Eksi 20. Bir de eksi 10 alır. Bunların toplamı sormuş. Eksi 40. 20. 10 da eder 70 arkadaşlar. Eksi 70. Şurada da artı 7 var. Çıkartırsam eksi 63 sanırsam. İşlem hatası yapmamışsam eksi 63 arkadaşlar. Doğru cevap. Şimdi bize bir soru verilmiş. Toplamının asal bölenlerini sormuş. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şudur. Bunların hepsi bakın 33, 44, 55. Bunların hepsi 11 içinde 11 çarpım var. Evet var. O zaman yazalım. Ben bunu 33'ü şuraya şöyle 3'ün karesi çarpı 11'in karesi şeklinde yazabilirim. Çünkü tabanları çarptım. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 44'ü 4'ün karesi çarpı 11'in karesi olarak yazarım. 55'i ise 5'in karesi çarpı 11'in karesi şeklinde yazabilirim. Tamam. Güzel. Ardından hepsini 11'in karesi parantezine alalım. Sıkıntı var mı? Yok. Burada 3'ün karesi. Burada 4'ün karesi var. Burada da 5'in karesi var arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada 11'in karesi çarpı durumunda. Şimdi bunu da çarpı durumunda yazmamız için bunları tek tek toplamam lazım. 3'ün karesi arkadaşlar 9'dur. 16'nın karesi, yani 4'ün karesi 16'dır. 5'in karesi 25'tir. Burada toplarsam bunları 16, 9 daha 25, 25 daha 50. Ben buraya 50 yazmak yerine 50'yi de hemen asal çarpanlara ayırmış şekilde yazıyorum arkadaşlar ki daha işime yarayacak. 2'ye bölersem 25, 5, 5'tir. Bu durumda 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2'dir. Bana toplamının asal bölenlerinin toplamını soruyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi asal bölenler veya diğer adı, bölenin diğer adı nedir arkadaşlar? Çarpandır. Veya asal çarpanları. Bu adamın asal bölenleri veya asal çarpanları nelerdir arkadaşlar? 11'dir, 2'dir ve 5'tir. 11, 2 daha 13, 5 daha 18 arkadaşlar. Ne yaptım? Şurada ilk önce 33'ü 3'ün karesi çarpı 11'in karesi de ayırdım. 44'ü 4'ün karesi çarpı 11'in karesi diye 55'i de aynı bu şekilde ayırdım. 11 parantezine alıp işlemleri yapıp cevabı buldum arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'nin 2019 yılında alan sınavında sorduğu bir soruya bakalım. Bize sarı ve mavi boyalı bir alan vermiş kümelerde. Ardından P işte ne demiş bize? PRT birbirinden farklı asal sayılarmış. Tamam güzel. P'nin tam sayı kuvvetleri A kümesini dolduruyormuş. Güzel. R'nin tam sayı kuvvetleri B sayısını. T'nin tam sayı kuvvetleri ise C'yi yapıyormuş. Güzel. Ardından bize sayılar vermiş. Bu ikisinin mavi renkli kümesi, diğer ikisinin de sarı renkli kümesinin elemanı olduğu bilmektedir diyor. PRT nedir diyor. İlk önce bizim burada yapmamız gereken arkadaşlar şu sayıları ne yapmamız lazım? Asal çarpanlara ayırmamız lazım ki hangisi hangisinin katı hangisinin şeyi daha rahat görelim arkadaşlar. Şimdi yapalım. 220'yi asal çarpanlarına ayırayım. 2'ye böldüm 110. 2'ye böldüm 55. 5'e böldüm 11. 11'e böldüm 1. Bu durumda 220 nedir arkadaşlar? Şu alta yazalım. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 1. Tamam. Güzel. Şöyle sileyim hemen.
Devam ediyorum. 245 ile. 245. 2'ye bölünmez. 3'e de bölünmez. Çünkü rakamları topladım. 3'e bölünmüyor. 5'e böldüm arkadaşlar. 5'e bölersem buradan kaç çıkar? 49 çıkar. 7'ye bölersem 7. 7'ye bölersem 1. Güzel. O zaman 245 neymiş? 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 2. Neymiş bu? 245. Tamam. Hemen çizgimizi çekelim. Yeni sayımız neydi? 330. Ve 350. 350 buraya yazayım. 350 daha kısa uzun sürecekmiş gibi geldi bana. 2'ye böldüm. 175. Evet. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü kontrol edelim. 12, 13, 3'e de bölünmez. Ardından 5'e bölelim. 35. 5'e bölersem 7. 7'ye bölersem 1. Buradan 350 kaçmış arkadaşlar? 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1. Tamam, güzel. Diğer sayımızı da yapalım. Diğer sayımız da 330'du arkadaşlar. Onu da şurada yapalım. 330'u 2'ye bölersem 165. 3'e bölersem, bunlar 3'e bölünür çünkü, 55. 5'e bölersem 11. 11'e bölersem 1. Buradan 330 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 11'dir arkadaşlar. Şimdi buradaki ortak olanları yakalamamız lazım. Bakın, P'nin tam sayı kuvvetleri. Bakın, P şöyle yapalım. İkisinin mavi, ikisinin sarı. Değil mi? Ve şunu biliyorum. Bakın, sarı ve mavi hepsi neyde var arkadaşlar? A'da var. Yani A'da hepsi olacak. C'de sadece ikisi olur, iki tanesinde olacak. B'de sadece ikisi olacak. Şimdi hepsinde olanlara bakalım. Bunda 5 var. Bunda 5 var. Bunda 2, 5, 11. Bunda 5, 7, 2, 5, 7, 2, 3, 5. Hepsinde ortak olan kaç arkadaşlar başta? 5. Bakın. Çünkü hepsi de A'da. O zaman A kaçtır? 5'tir arkadaşlar. Bana P, A bu durumda neydi bize? P, A'dı. Ben bu durumda P'ye kaç veririm arkadaşlar? 5 veririm. Şimdi diğerlerine bakalım. B'de 2 tane var. Hangisinde 2 var? Şimdi 5 düşünme. Burada 2 var, 11 var. Burada 7 var, burada 7 var, burada 11 var. Bu durumda hangisini düşünmemiz lazım arkadaşlar? Burada bakın, B'de, yani B nedir arkadaşlar? R. Sadece 11'leri alabilir misiniz arkadaşlar? Alabilirsiniz. Çünkü bunda da 11 var, bunda da 11 var. O zaman ben bu iki sayıyı da hem buraya da yazmış oldum, değil mi? 220 ile 330. O zaman ben B sayısını 11, yani R'ye kaç dedim arkadaşlar? 11 dedim. Çok güzel. Şimdi bu durumda diğer ikisinde ortak olan ne kaldı arkadaşlar? 7 kaldı bakın. O zaman ben sayıları buraya yazarım. Diğer mavi sayıları. Bu C'ye de, T'ye de ne kaldı arkadaşlar? 7'ler kaldı. Burada sakin kalınca aslında ortakları görüyorsunuz. Burada panik yapılmadığı sürece hata yapacak bir soru değildi. Şu şekilde bir de asal çarpanlarına yazılacaksa 5 artı 11 artı 7 arkadaşlar. Buradan da doğru cevap 16, 23. Doğru cevap arkadaşlar E şıkkı. Evet, bu bizim son sorumuzmuş. Böylelikle asal sayı ve asal çarpanlar konusunu bitirdik. Bugün ne öğrendik? Pozitif bölen sayısını öğrendik. Asal çarpanlarını yazmayı öğrendik. Tam bölen sayısı, negatif bölen sayısını öğrendik. Bir sonraki dersimizde EBOB ve EKOKT kısmından başlayacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.